Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan kün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bolsun. Xitay atalmış yer obort kılış namıda Uyghurlarının yerlerini mecburi tartıp almakta. Atalmış Şinjan gezisinin 28. Oktyabrdaki haberde aşkarılınışça Xitay tecavüzçileri yakından beri atalmış terilgu yerlerini obort kılış namıda Şarkı Türkistan halkının zor kölemdeki terilgu yerlerini mecburi tartıp algan. Atalmış Abdunum rayonluk yezi egilik nazaretinin aşkarılınışça Xitay bu yıl 9. ayının ahırıga kadar ailelerge hüddege berilgen 666.666 gektardın artıq terilgu yerini atalmış obort kılış namıda mecburi elip algan ve bunun bulturkıdın 100.666 gektar aşırılganlıkı bildirilgen. Yakınkı yıllardın buyan atalmış terilgu yerlerini obort kılış namıda Maralbeşi naisidiki dehkan ailelerinin kölümü 19.626 gektar terilgu yerini mecburi yığıp algan. Bütün nahiyedin 31.000 adamını atalmış eşinci emgekçilerini işgı uğurlaştırış namıda nahiye sırtığı sürgün kılgan. Nöbeti bütün Şarkı Türkistan boyunca kespi hemkarlık kooperatiflerinin umumi sani 26.400'ye emeli barbolgan kooperatif azası 456.000'ı yetken. Məlum buluşça Xitay tecavüzçileri kiyinki kademde bütün Şarkı Türkistan'da atılmış yer oborti namıda dihkallarının hüddi yerini tartip edişini tihimu küçe yetişini planlıgan. Pompeo, Hindonoziyanın Cenubi Deniz'de Xitay'a karşı keskin tedbir kullanğanlıqını maqtidi. Amerika Avazı'nın 30. Oktyabrdaki haberde bildirilişçe, Pompeo, Hindonoziya hükümetinin Cenubi Deniz'de Xitay'a keskin karıştırğanlıqını maqtigan. Haberde qeyd qilinishçe, Amerika Taşqı İşlar Ministri Mike Pompeo, Asiya səfirini davamlaştırıp, 28. Oktyabr keşte Jakarta'a yetip bargan ve peyşembe etigende, Hindonoziya Prezidenti Joko Widodo ve Taşqı İşlar Ministeri Marsudi bilen görüşken. İki taraf Xitay'nın Cenubi Deniz'de kengeyişige karıştırışta nurgun ortak fikirlerde bolgan bolsumu, ama Xitay'nın təsir küçüne texımı keng dairlik çekleş cahette yenili zor pariq bar iken. İki Taşqı İşlar Ministeri körüşkenliğin ötküzülgen Birleşme Akbarat elan kılış yığını da Pompeo, Hindonoziya hükümetinin Xitay'nın Cenubi Deniz'deki hakavurlarca kılmışlarına batırlık bilen karıştırganlıkını mahtıgan halda bizden kanunga riayi kılıdığan devletlerimiz Xitay Kompartiyası'nın Cenubi Deniz'deki kanunsuz taleplerini kubul kılışını red kılıp geldi. Bularını Hindonoziya'nın Şarkı Cenubi Asiya Elleri İhtipaqi ve Birleşken Milletler Teşkilatı'daki dadil rehberlik rolüden eniq körgülü buludu. Biz Hindonoziya'nın meydanını karşı alımız. Halkılığıç hareket kollanıp NATO'na arılı etrafıdaki deniz egelik hukukunu koğdayımız degen. Yakınkı mezgilde Xitay'nın deniz kırgıkı muhafizet paraxotları ve belikçilik kemeleri NATO'na takım arılının alahide iktisadi rayonu'a kirişki başlayan. Prezident Widodo bu yılın 5'de çoğun NATO'na arılını ziyaret kılıp NATO'na arılı ve deniz etrafı Hindonoziya'nın zemini degen. Mälum buluşça, Xitay Cenubi Deniz'nin Gərbi Cenub bölükü caylaşkan NATO'na takım arılının igilik hukukunu tələb kılmaydıken. Ama NATO'na arılığı yakın Deniz'ni özçü algan 9 sizik liniyesi içide belik tutuş hukuku barlıqını dava kılıdıken. 2016 yılı Xalqara Sot Xitay'nın 9 sizikliq liniyada Birleşken Milletler Teşkilatı Deniz Okyan Kanuni əhdinamesige xilaplıq kılgallıqı haqqıda hüküm çıkargan. Hindonoziya Taşqı İşlar Ministeri Marsudi muhbirlarını kütüb eliş yığınıda Xitay'nın NATO'na takım arıldaki kanunsuz kılmışını namını atamasından tənqid kılıp bunularını bildirdi. İki taraf Cenubi Deniz'nin vaziyetini müzakere kıldık. Hindonoziya Cenubi Deniz'de muqim ve tinich deniz rayonu buluşu kerek dep karaydı. Xalqara kanun bulup mu 1982 yıldaki Birleşken Milletler Teşkilatı Deniz Okyan Kanuni əhdinamesi hürmet kılınışı kerek. İgilik hukuk talebi bir-birge okşumaydı. Xalqara cemiyet itiraf kılgan xalqara kanunlarını asas kılışı kerek. Mike Pompeo Hindonoziyani Uyghurlar uçuravatkan zulümge karşı duruşka çakırdı. Germaniya avazının bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Taşqı İşlar Ministeri Mike Pompeo Hindonoziya ziyaretinde
Xitayning Janubiy dengizdagi zamin talabini qonunsiz deb tanqid qilish bilan birga Indoneziyani Xitayning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish masalasiga ko'ngil bilishga chaqirdi. Xabarda qayd qilinishicha, Pompeo Indoneziya tashqi ishlar ministri Marsudi bilan ko'rishib, Xitayning Natuna taqim arili haqidagi egalik huquq da'vosini qonunsiz deb ayiblagan hamda Indoneziyaning harakatlarini qo'llaydiganligini bildirgan. 29-oktyabr Pompeo Indoneziya ziyorati oxirida Indoneziyani Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlarga ziyonkashlik qilish qilmishiga ko'ngil bilishga chaqirib, Xitayning bu qilmishlarini diniy erkinlikka qaratilgan eng cho'ng tahdid deb atagan. Pompeo bu vaqtda qilgan so'zida Xitayning zo'r turkumdagi Uyg'urlarni lagerga qamaganligini, ularni Ramazon mezgilida cho'shqi go'shti yeyishga majburlaganligini tilga oldi. Shundaqla Xitayning Uyg'ur bolalarini ota-onasidan majburiy ayirib o'tganligini va bir qism Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib o'tganligini ayibladi. Pompeo Indoneziyadagi eng cho'ng islomiy tashkilot Nahdlatul Ulamoning yoshlar iqimi hisoblanadigan Ansor yoshlar harakati bilan o'tkazgan Jakartadagi uchrashuvida yuqorgi so'zlarni qilgan. Bildirilishicha, mazkur tashkilotning 10 millionga yaqin a'zosi bor bo'lib, Indoneziyada zo'r ta'sir kuchi bor ekan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida Indoneziyaning odatda musulmonlarga qilingan har qanday ziyonkashliklarni oshkora ayiblab kelganligi, ammo Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish masalasiga kelganda pozitsiyaning yumshab qolganligi ko'rsatib o'tilgan. Bu vaqtda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Indoneziya tashqi ishlar ministri Marsudi Indoneziya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashligidan andisha qilayotganligini aytgan. Yana bir tarafdan Indoneziya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Tiko Faizasiya Pompeo apandining bayonlaridan keyin muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga duch keldi. U buningga Indoneziya Sharq Turkistondagi musulmonlarni o'z ichiga olgan yerlik millatlarning huquqini qo'g'dash va ilgari surishning muhimligini ilgari Xitoyga eskartganligini bildirdi. U yana Indoneziya Xitoyni ochiq oshkora bo'lishga va Sharq Turkistonga erkin berib kelishga yo'l qo'yishga chaqirdi. Indoneziyaliklar u yerdagi o'zgarishlarni kuzatish va tushunishni xohlaydi deganlarni bildirdi. Olma shirkati Uyg'urlarning majburiy amgikini cheklaydigan qonun loyihasi uchun lobbichilik qilgan. Amerikaning Axios xabarlar to'g'ridan ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi olma shirkatining Amerika davlat majlisida e'lon qilingan Uyg'urlarning majburiy amgakka silinishiga qarshi turish qonun loyihasi uchun lobbichilik qilganligi oshkorlangan. Olma shirkati lobbichilik uchun boshqa bir shirkatga pul to'lagan bo'lib, xabarda olma shirkatining bu qonunni qo'llab lobbichilik qilganligi yoki uningga qarshi turish uchun lobbichilik qilganligi aniq emas deyilgan. Halbuki olma shirkatining mahsulotlari ishlab chiqarilgan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy amgakka silinayotganligi haqida ilgari ko'p qatim ishonchli dokumentlar e'lon qilingan. Masalan, Avstraliya strategiya siyosat instituti bu yil 3-oyda e'lon qilib, zo'r g'ulg'uluq qo'zg'agan dokumentida olma shirkatining kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy amgakchilarining borligini oshkorlagan. Amerika Birlashma Agentligi Xitoyning Nanchang shahrida Alma va Lenovo qatorliq shirkatlarining kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy amgakka silinayotganligini aniqlab chiqqan. Ammo olma shirkati 7-oydagi bir inkasida o'zlarining Nanchangdagi O film texnikasi shirkatini tafsili tekshirganligini va majburiy amgak to'g'risida hech qanday paket topolmaganligini aytgan. Amerikaning Amazon, Alma, Facebook va Google qatorliq 4 cho'ng gigant shirkatining ijroiya amaldorlari 29-iyul kuni Amerika davlat majlisida yuqorqi bu shirkatlarning haqsiz raqobat uchurini qamal qilish, qo'llanuvchi uchurlarini qalaymaqan ishiltish qatorliq bir qator masalalar bo'yicha guvohlik berganda majburiy amgak haqidagi savollarga duch kelgan edi. Olma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook shu yig'inda majburiy amgakni hargiz qo'llamaydiganligi haqida so'z qilgan bo'lsa-mu, ularning bu vaqtda amaliy tadbir qo'llanib qo'llanmaganligi aniq emas ekan. Lager shahidi Mehrgul Tursunning guvohligi Yaponiyada kitob bo'lib nashr qilindi. Yaponiyada Uyg'urlarning ig'ir vaziyatini karton sizmasi orqali yuritib kelayotgan yaponiyalik karton yozuvchisi Tomomi xonimning lager shahidlarining chatma hikoyalari tasvirlangan asarlari ichidagi Mehrgul Tursunning guvohligi asosida ishlab chiqqan kitobi Mening kechmishim bir Uyg'ur ayolning guvohligi Yaponiyada nashr qilindi.
İgilinişçe bu kitap Japonya'daki kişi yaşa pesil neşriyatı tarafından kattıktaşlık kitap bulup Öktabr'nın 5'de besleyip çıkan. Mezkur kitabının hacmi gerçi 39 bet bolsa mı, ama obrazlık suretlerinin her biri bir mikro hikayeye okşaş, intayin ıhçam ve canlık üslupta tasvirlengen. Bu kitap destepki neşirde 3000 parça besilgan. Tomomi Hanım'a tercüman süptedi yardımlaşıvatkan Uygur faaliyetçi Gülistan Hanım bu akta Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kubul kılıp fükür bergen. Onun deyişçe lager şahidi Mekürgül'nün lagerde 5'in ötküzgen keçirmişleri hakkadaki bu eser ilgili torlarda köp kıtım körülüp Japonya'da belgelik təsir kozgan iken. Bu kıtım bu eserinin kattıktaşlık kitap bulup neşir kılınışı tor bilen alakısı bulmağın okurmalarının mı Uygur meselesini düşünüşü de muhim ehmiyetke ige iken. Onun deyişçe Abdur Shimizu Tomomi Hanım Uygurlarının müstakillik arzusuna hürmet kılgan asasta kitabının arka görünüşüge kök rağını tallıgan iken. Uygurlarının vaziyetini Japonya'ya anlatıştı muhim rol oynayıp gelibatkan Japonyalık yazgıcı ve kartonist Tomomi Shimizu Hanım mezkur kitabını tunca bulup Mekürgülge soğuğa kılış arzusu barlıqını bildirgen. O radyonun ziyaretini kabul kılıp bu kitap çıkandayken özünün nurgun kişilerden inkas tapşırvalgalıqını Tehimucuk kişilerinin bu kitabını körgendikken Uyghurlarga yardım kılış niyetike kelgenlikini bildirgenlikini. Bunun özünün tolumu hoşal bolgallıkını bildirdi. Uyana özünün bu kitabının İngilizce ve başka tıllarga tercüme kılınıp neşir kılınışını bekme arzu kıldıgallıkını bayan kıldı. Minin keçmişim bir Uyghur ayalının guvahlıqı namlıq kitabının baş kahramanı hazır Amerika'da yaşayabatkan lager şahidi Mekürgül Tursunmu radyonun ziyaretini kubul kılgan bulup O bu kitabının neşirden çıkanlıkını Tomomi Hanım'ın özüge haber kılganlıkını, özünün bu kitabını koluğu ilişki taqaza buluvatkanlıkını bildirdi. Uyana yazgıcı hem okurmenlerge teşekkürünü bildirip, bu yalğız minanlı hikayem emez. Belki mana okşaş lagırlarda kıyınılıvatkan milyonluğun begunah uyğurlarının hikayesi. Men onlarının tartıvatkan azaplarının bu kitap arkalık tihimi köp insanlarga yetişini, Onlarının Uyghurlarga yardım beriş üçün hareketke gelişini ümit kılımen digerlerini bildirdi. Xalqara Olimpik Komiteti ve onun prezidenti Uyghur meselesi de pervasızlık kılış bilen ayıplendi. Xalqara Olimpik Komiteti 28. Oktyabr bayanat elan kılıp, özünün Beijing'ni 2022 yıllık kışlık Olimpik müsabıqası bilen mükafatlıqanlığını aqladı. Onlar nime üçün Beijing kışlık olimpik müsabıqısının baykut kılınışıga karşı işkerlikini düşündürüp, olimpik müsabıqısının siyasi mesele emeslikini ilgiri sürdü. Olimpik komitetinin təkidleşçe, onlar amevi teşkilatlarının bu cahetteki fikirlerini Xitay dairlerine yetküzgen. Mezkur Xalqara Tenterbiye Organı bu sözlerini 28. Oktyabr Erkin Asya Radyosu'nun muhbirinin bu axtaki yazımı suallarına bergen cevabı da təkidleşgen. Xalqara Olimpik Komitetinin prezidenti Thomas Bach 24. Oktyabr Angliya Muhafizatçı gazetede maqale elan qilib, tentarbiyaning siyosat emasligi, tentarbiyaning betaraf turishi Olimpik musobaqasining namoyish o'tkazadigan bozor bo'lib qolmasligi, Olimpik musobaqasiga boykot ishlamaydiganligini ta'kidlagan. Thomas Bachning so'zi Olimpik musobaqasining millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamagan Xitoydagi bir davlatda o'tkazilishiga qarshi chiqayotgan kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchradi. Germaniyadaki tehdit astidagi xalqlar jamiyati 27 oktyabr bayonot e'lon qilib, Xalqaro Olimpik Komiteti va Thomas Bachning Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligiga ifoda bildirib boqmaganligi, uning Xitoy kompartiyasini qo'g'dishi yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaganlik deb qaralishi kerakligini bildirgan. Mazkur tashkilotning irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishlariga mas'ul direktori Hano Shadlerning ta'kidlashicha, 1 milliondan ortiq odam lagerlarga qamalgan ahvolda tentarbiye biterap duralmaydıken. Bunun aldıda dünyadaki 160'tek teşkilat Xalqara Olimpik Komitetinin prezidentiğe xat yazıp, Xitayning milyonluğun Uyghurunu yığıveliş lagerlerine kamağalıqı, Xalqara Olimpik Komitetinin Beijing'ni 2020 yıllık kışlık Olimpik müsabıqısı bile mükafatlaştık hatalıqını tüzütüşün talep kılgan. Thomas Bach hazırga kadar bu xatge cevap vermegen idi. Amerika əməldarı Birleşken Milletler Təşkilatının Uyghur meselesine perva kılmağalıqını tənqid kıldı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika'nın ayallar işleri alahide vekili Kelly, Birleşken Milletler Təşkilatının Xitayının Şarkı Türkistan'daki Müslüman milletlerinin xorlanğalıq haberini təkşürüş üçün yeterlik tədbir kullanmağalıqını tənqid kıldı. Haberde qeyd kılınışça, Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Dünya Ayallar meselesindeki baş elçisi Kelly Curry Hanım,
Xitayning Uyg'ur ayollariga qaratgan majburiy tug'ut cheklash, lagerga qamash va lagerlardagi jinsiy zo'ravonlik haqidagi dokumentlarni naql keltirib, bu dokumentlarning ayollarga qaratilgan umumiyuzlik andizini ko'rsatib berganligini, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharqi Turkistondagi buncha og'ir dafsandichiliklarga ko'ngil bo'lmaganligini tanqid qilgan. U yana o'zining ilgari Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoyning og'ir kishilik huquq dafsandichiligi keng ko'lamda daxli ta'rus qilish masalasiga diqqat qilmaganligiga pushaymon qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha Tramp hukumatı Xitoyning Uyg'urlarga qilgan og'ir bostirish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni o'ylashmoqda ekan. Oldingi hafta Amerika parlamentining bir qancha a'zolari Tashqi ishlar mahkamasiga maktub yozib, Amerika hukumatidan Uyg'urlarga panohlik berishni o'ylashni talab qilgan edi. Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yangidan yana 14 kishining yuqumlanganligi bildirildi. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik sog'liqni saqlashni saqlash komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, bir kun ichida Sharq Turkistonda yana 14 kishining yuqumlanganligi bayqalgan. 29-oktyabr 24 soat ichida Sharq Turkistonda yangidan Xitoy virusi bilan yuqumlangan 14 kishi bayqalgan bo'lib, bularning hammasi alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar ichidan tekshirib muayyanlashtirilgan. Sharq Turkistan bo'yicha diviziyani qo'shganda 14 kishi yuqumlangan bo'lib, ularning hammasi Qashqar Koni shahar nohiyasida ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şimdi bu programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.